Ayşe Öğretmen'in atölyesinden hepinize merhabalar sevgili çocuklar. Bugün atölyede sizler için matematik dersimiz var. Peki matematik dersinde hangi konuya geçtik biz? Çıkarma işlemine geçtik. Çıkarma işlemiyle ilgili konu anlatımını yaparken kullanacağımız kaynak bizim çocuklar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bizlere göndermiş olduğu çalışma kitabı. Daha önce de kullandık bunu. Çok da faydalı bir kaynak olduğunu söylemiştim zaten. Konu anlatımlarını yapıp daha sonra sizden belli sayfaları yapmanızı isteyeceğim. Bu şekilde daha kolay, daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. İsterseniz şimdi konu anlatımımıza başlayalım. Evet, öncelikle çıkarma işleminin anlamını öğrenelim. Nedir çıkarma işlemi? Çocuklar, çıkarma işlemi azaltma, eksilme ve ayırma anlamlarında kullanılır. Kitabımızda da bize bu şekilde açıklamış. Şimdi aşağıdaki resmi inceleyelim bir isterseniz. Ali bahçede gezerken üstünde 8 armut bulunan ağaçtaki armutlardan 3 tanesini koparmıştır. Ağaçta bulunan armutların sayısını bulun diyor. Başlangıçta kaç tane armut vardı? 8 tane armut vardı ağacın üzerinde. Burada zaten bir kutunun içerisinde göstermiş ağacın üzerinde bulunan armut sayısını. Daha sonra Ali'nin kopardığı armutları, 3 tane armutu ayrı bir kutu içerisine almış ve kalan armut sayısını da yan tarafta başka bir kutu içerisinde göstermiş. Bakalım 8 armuttan 3 tanesini Ali koparırsa geriye kaç tane armutumuz kalırmış? 1, 2, 3, 4, 5. Evet çocuklar, 8 tane armutun 3 tanesini Ali koparırsa geriye 5 tane armutumuz kalır. Bunu nasıl ifade ediyoruz biz? 8 armuttan 3 armut eksilirse diyebilirim 5 armut kalır. Ya da 8 ile 3'ün farkı 5'tir diyebilirim. Ya da 8'den 3 çıktı, 5 kaldı diyebilirim çocuklar. Tekrar söylüyorum. Farklı şekilde ifade edebiliriz. Bunları nasıl söylüyoruz peki? Eksilirse farkı ya da çıktı şeklinde söyleyebiliyoruz çocuklar. Şimdi sayfanın altına doğru ilerlersek farklı örnekleri burada da göreceğiz. Hemen sayfamı aşağı doğru kaydırıyorum. Evet. Şu ekran üzerindeki çizgileri silelim çocuklar. Sonra örneğimizi yapalım biz zaten. Şuradan silgimizi alıyoruz. Evet. Şimdi burada Ali'nin elindeki balonlar üzerinden bize örneği anlatmaya çalışmış. Bakalım Ali'nin elindeki balonlar. Aşağıdaki işlemleri ifade ederek boşlukları doldurun demiş. Ali'nin elinde nokta nokta tane balon vardı. Sayalım Ali'nin elinde kaç tane balon olduğunu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman şu boş bırakılan yere yazalım mı bunu çocuklar? Ali'nin elinde 6 tane balonu vardı. Balonlardan kaç tanesi eksilmiş? Elinde nokta nokta balon kaldı diyor. Bakalım elinde kalan balon sayısı kaç çocuklar? 1, 2, 3. 3 tane balonu kaldı. 6 tane balondan kaç tanesini eksiltirsem ben 3 tane balonum kalır geriye? Bunu yine üzerine sayma şeklinde de yapabiliriz çocuklar. Yani 3'ün üzerine 6'ya kadar sayarsam Ali'nin elinden kaç tane balon eksildiğini bulabilirim ben. Şöyle yapıyorum. 4, 5, 6. Kaç tane balon ekledim? Evet. Ali'nin 3 tane balonu vardı. Balonlarından 3 tanesi eksilince elinde 3 tane balonu kaldı. Toplama işlemini yaparken ben size bundan sıklıkla bahsetmiştim. Üzerine saymayı biz çıkarma işleminde de kullanacağız diye. İstersek geriye doğru sayma yaparız, istersek üzerine doğru sayma yaparak çıkarma işleminde yapabiliriz çocuklar. Şimdi örneklerimizle, anlatacağımız örneklerle bu konuyu çok daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum ben size. Sevgili çocuklar, toplama işleminde nasıl ki bizim artı, ondan sonra eşittir işaretlerimiz varsa aynı şekilde çıkarma işleminde de var bunlardan. Peki çıkarma işleminde neyi kullanıyorum ben artı işareti yerine? Eksi işaretini kullanıyorum. Bakın burada eşittir işareti yine aynı şekilde var. Eksi hangi anlamlara geliyor peki? Azalırsa, fark, çıktı ve eksiği anlamlarına geliyor çocuklar. Bakın burada da zaten şu kalemler üzerinden anlatmaya çalışmış bize. Kaç tane kalem var burada? 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5. 2 tanesini eksiltmiş bunun. 5 eksi 2 eşittir 3 demiş. Peki bunları nasıl ifade ediyorum ben? 5 eksi 2 eşittir 3 ya da 5'ten 2 çıktı, 3 kaldı. Ya da 5 ile 2'nin farkı 3'tür şeklinde ifade ediyoruz biz çocuklar. Şimdi sayfayı aşağı kaydırarak buradaki örnekleri yapalım.
ve konumuzu biz daha iyi anlamaya çalışalım. Evet, bu kitabımızın 73. sayfası. Çok da güzel örnekler var. Siz de videoyu izledikten sonra bu etkinlikleri yaparak konuyu çok çok daha iyi anlamış olacaksınız çocuklar. Hemen şuradan kalemimi alıyorum ve ben çalışmama başlıyorum. 6 ile 2'nin farkı. Öncelikle tabii yönergemizi okuyalım. İşlemleri yaparak ifadeleri karşıdakilerle eşleştirmemiz istenmiş. 6 ile 2'nin farkı. Yani 6'dan 2'yi çıkarmam istenmiş benden. İstersem 6'dan geriye doğru 2 tanesini sayarım. İstersem üzerine sayarak da götürebilirim. Şimdilik geriye doğru götürerek yapalım çocuklar. 6 ile 2'nin farkı. 2 geriye düşüyorum. 5, 4. Hemen şuraya yazıyorum. 6 ile 2'nin farkı 4'tür. Ya da 6 eksi 2 eşittir nedir? 4. Bunu eşleştirelim biz. Bulduk çünkü. Evet. 9 ile 5'in farkı nedir diyor. 9'dan 5 geriye düşelim. 8, 7, 6, 5, 4. Hemen şuraya yazalım. 4. Ya da ne diyorum ben buna? 9 eksi 5 eşittir 4 şeklinde ifade edebilirim. Bunu da bulduğuma göre bunu da eşleştirelim. 8 eksi 3 eşittir demiş. 8'den 3'ü çıkartalım. 3 geriye sayalım. 7, 6, 5. Evet, yazalım buraya. 8 eksi 3 eşittir 5 ya da 8 eksi 3 eşittir 5 sayılarla bu şekilde ifade ediyorum. Ne yapalım hemen? Bunu da eşleştirelim. Bulduk çünkü. 12 ile 2'nin farkı. 12'den 2'yi çıkartalım. 2 geriye düşelim. 11, 10. Yazalım buraya. Bulalım hemen karşıdan da. 12 eksi 2 eşittir 10. Evet. Bunu da yazdım. Bulduğuma göre hemen eşleştiriyorum da çocuklar. Geldim buraya. 16'dan 9 çıktı. Nokta nokta kaldı. 16'dan 9'u çıkartalım. 9 tane parmağımızı ayıralım ve 16'dan geriye doğru sayalım. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Yazalım hemen biz buraya. 16'dan 9 çıkarsa ne kalıyormuş çocuklar? 7. Karşıdan bulalım biz bunu. 16 eksi 9 eşittir 7 diyoruz. Evet, hemen bunu da eşleştirelim. Ve son örneğimize bakalım. 10 eksi 6 eşittir demiş. Pardon, 13 eksi 6. 13'ten 6'yı çıkartalım biz. 6 tane parmağımızı açalım ve 13'ten 6 geriye sayalım. 12, 11, 10, 9, 8, 7. Alalım hemen 7'yi de buraya yazalım çocuklar. Karşıdan bulalım biz bunu. 13 eksi 6 eşittir 7 diyelim. Evet sevgili çocuklar, kitabımızda şimdi çıkarma işleminin anlamıyla ilgili, hangi anlama geldiğiyle alakalı etkinliklerimiz bunlardı. Sayfa 71, 72, 73. Dediğim gibi videoyu izledikten sonra bu etkinlikleri yapmaya devam edin. Şimdi konuyu daha iyi anlamamız adına ben birkaç tane daha etkinlik yapacağım ve videonun sonunda sizlere bununla ilgili bir görev vereceğim. Şimdi dersimize devam edelim biz. Evet çocuklar, burada da tavşanlarımız var. Tavşanların istediğiniz kadarını demiş, çizgiyle ayırın. Sonra kalan tavşanları da aşağıdaki kutucuğa yazın. İstediğimiz kadarını ayıralım biz bunlardan. Kaç tanesini ayıralım? 1, 2, 3, 4, 5 tanesini ayırmak istedim ben. Şu kadar tavşanı böyle ayrı bir grup içerisine aldım. Evet. Ne yaptım? Ayırdıklarımı buraya yazıyorum. Kaç tanesini ayırdım? 5 tanesini ayırdım. Geriye kaç tane tavşanım kaldı dışarıda benim? Kalanları da buraya yazacağım çocuklar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet. 10 tane tavşanım kaldı. 5 tanesini grupladığım zaman geriye 10 tane tavşanım kaldı. Peki şöyle sorsam nasıl söylersiniz bana? Buradaki tavşanların tamamı kaç tanedir? 5 tanesi kutunun içinde, 10 tanesi de dışarıda. Yine onun üzerine 5 sayarak biz burada 15 tane tavşan olduğunu bulabiliriz çocuklar. Evet, şimdi dersin sonunda ben size bir görev vereceğim ve bunu sizin defterinize yapmanızı istiyorum çocuklar. Bu şekilde dediğim gibi çıkarma işlemine bir giriş yapmış olacaksınız zaten.
Evet, burada da bize konuyu balonlarla anlatmaya çalışmış. Burada da ne demiş bize? Balonların 10 tanesini çizgiyle ayırın demiş. Ayıralım biz balonların 10 tanesini çizgiyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, hepsi. Ayıralım biz şöyle bunları. Bir kutu içerisine alalım. Şöyle. Ve sonra ne demiş bize? 10 tanesini demiş bir, ayırdıktan sonra, bir grup oluşturduktan sonra kalan balonları kutucuğa yazın demiş. 10 tanesini grup oluşturduktan sonra dışarıda kalan balonum oldu mu benim? Hayır, olmadı. Olmadığı için de ben yokluğu neyle ifade ediyordum matematikte? Sıfırla. Evet, çünkü balonum kalmadı çocuklar. Şimdi konuyla ilgili bir tane daha örnek yapalım. Sonra zaten ben size yapmanız için bir ödev, bir görev vereceğim. Onu yaparak çıkarma işlemine böyle güzel bir giriş yapmış olacağız biz çocuklar. Evet çocuklar, dersimizin sonundaki göreviniz şu sizin. Şimdi burada her satırda üçer tane çıkarma işlemi verilmiş ve bizden istediği şu: çıkarma işlemlerini yapıyoruz, yan yana olarak çıkarma işlemlerini yapıyoruz ve hangisinin sonucunu baştaki sayıyla eşit buluyorsam o renge boyuyorum. Mesela birinci satırdaki çıkarma işlemlerini yapıyorum. Sonucu 7 olanı maviye boyuyorum. İkinci satırdaki çıkarma işlemlerini yapıyorum. Sonucu 6 olanı kırmızıya boyuyorum. Üçüncü satırdakileri yapıyorum. Sonucu 4 olanı yeşil renge boyuyorum. Dördüncü satırdakileri yapıyorum. Sonucu 5 olanı mor renge boyuyorum. Ve en son satırımda da sonucu 3 olanı ne yapıyorum? Kahverengiye boyuyorum. Evet sevgili çocuklar, böylece çıkarma işlemimize bir giriş yapmış olduk. Derslerle ilgili, etkinliklerle ilgili daha pek çok video çekeceğim ben size. Şimdilik dersimiz bu kadar. Dersime katılıp beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Herkese sevgiler.